Yoyo ile Bobo. Sorumsuz Bobo. Yoyo kısa bir süre önce ektiği ve henüz yeşermekte olan sebzelerinin yanında durmuş, kaygılı gözlerle onları inceliyordu. Bu sırada "Selam!" diyerek Bobo yanına geldi. Bobo Yorun küçük şelaleye pikniğe gideceğimizi unutmadın umarım diye sözlerini sürdürdü. Yoyo Hayır unutmadım. Ancak sanırım pikniğe sabah değil de öğleden sonra gitmemiz gerekecek. Dedi. Bobo neden? Diye sordu. Yo yo yeşermekte olan sebzeleri göstererek. Bak sebzeler hiç iyi görünmüyor. Toprağı çapalamam ve onları iyice sulamam gerekiyor. Yoksa kuruyacaklar. Yarın öğleye kadar bu işi bitiririm. Öğleden sonra gitmemizin bir sakıncası var mı? Dedi. Bobo yo'ya -yo dönerek Arkadaşlar verdikleri sözden dönmezler diye itiraz etti. Söz verdiğimi biliyorum ama sebzelerin bakımını yapmazsam koruyacaklar. Peki niye bir iki saat geç gitsek olmaz mı? Diye rica etti Yoyo. Ne var ki Bobo inat etti. Yoyo'yu dinlemek istemedi. Yoyo. Sebzelerin bakımını bir an önce bitirmeye çalışacağım. Bitirir bitirmez de pikniğe gideriz dedi. Arkadaşı Bobo cevap bile vermedi. Zavallı Yoyo hem arkadaşına verdiği sözü tutmak için çabalıyor hem de sebzelerin bakımını yapmak için çözüm bulmaya çabalıyordu. Bobo ise onu dinlemeden arkasını dönüp oradan hızla uzaklaştı. Bobo ertesi sabah erkenden Yoyo'nun işini bitirmesini beklemeden yola çıktı. Yolda o görmüyorsa ben de tek başıma giderim diye söylenerek yürüyordu. Erkenden şelaleye gidip piknik yapmayı koymuştu kafasına. Ne var ki daha önce şelaleye tek başına hiç gitmemişti ve yolu bilmiyordu. "Ben de sonra sonra bulurum." diye mırıldanarak inatla yoluna devam ediyordu. Bir süre sonra durup çevresine şöyle bir bakındı. Görünürlerde değil şelale, dere bile yoktu. İnatla şelaleyi aramaya devam etti. Bu sırada saatler geçmiş Hava kararmaya başlamıştı bile. Kaybolmuştu. Şelaleyi bulamadığı gibi dönüş yolunu da bulamıyordu. Sakin olmaya çalışsa da birazcık korkmuştu ve endişelenmeye başlamıştı. Durup bir süre dinlenmeye karar verdi. Bir ağacın altına oturduğunda hava tamamen kararmıştı. Biraz dinlendi. Ancak burada yalnız kalamazdı. Dönüş yolunu bulabilmek için tekrar yola koyuldu. Yanlışlıkla ormanın içlerine gelmişti. Garip sesler duyuyordu. Çalıların, ağaçların arasında daha önce hiç görmediği hayvanları görüyordu. İyice korkmaya başlamıştı. Yaptıklarından çok ama çok pişmandı. Bir süre sonra arkasından bir ışığın yaklaştığını fark etti. Korkusu daha da artmıştı ki "Seni buldum!" diye bir ses duydu. Yoyo -yo, elinde bir fenerle tam arkasında duruyordu. Koştu, arkadaşına sevgi ve minnetle sarıldı. Az daha ağlayacaktı. İnadın yüzünden başına bir şey gelebilirdi. Köstebek seni ormana girerken görmüş olmasaydı seni asla bulamayabilirdik, dedi Yoyo. Haklısın, yanlış davrandım, çok üzgünüm, diyebildi Bobo. Bobo hem arkadaşını beklememiş hem de şelalenin yolunu bilen birisi yanında olmadan yola çıkmıştı. Çok korkmuştu ama iyi bir ders almıştı. Yoyo -Yo, ertesi gün Bobo'yu şelaleye götürmüş ve ona güzel bir piknik sepeti hazırlayarak arkadaşının gönlünü almıştı.